senin anlayışını yerim. Aç mısın bir tane? Değilim. Ne yaptın bakalım bugün? Epeydir şirkete de gelmiyorsun. Yasak Elma dizisinde usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın sağ kolu Seda'yı canlandıran Bahtiyar Memili her hafta performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çukur'un cumalisi Necip Memili'nin de kardeşi olan başarılı oyuncu magazin hattının sorularını yanıtladı. Yaklaşık 8 yıldır oyunculuk yapıyorum. Oyuncu olmaya çalışıyorum. Hala öğrenmeye çalışıyorum. Bu anlamda izlediğim çok fazla kişi var. Hayatımda olanlar da var. En büyüklerinden bir tanesi de Erdal Özyağcılar'dır. Bana o anlamda çok fazla katkısı var. Hala da olmaya devam ediyor. Yani sinema filmim daha çok herhalde oynadığım dizilerden. Kara Komik Filmler serisinde Cem Yılmaz'la beraber kamera karşısına geçen Memili, annesinin kendisini tanımadığını söyledi. Ne oldu lan? Hayırdır? Kimsin? Benim Caner. Kız çok tatlı ya. İki Arada ve Deli'de oynadım. Ama tipoloji sürekli değiştiği için annem bile bazen ya oğlum bu sen misin falan filan dediği oluyor. Çünkü mesela İki Arada'yı annemle beraber izledik. Şu çocuk nasıl oynamış falan filan dedim. Annem sonra fark etti. Çünkü sadece bıyıklıydım orada. Öyle yani oyunculuk öyle başladı. Hayatımda olan bir şey miydi? Evet. Üniversitede de, üniversite yıllarında da ben turizm okudum aslında. Oyunculuk okumadım. O anlamda animasyon derslerimizde falan birkaç bir şeyler yaptık ve zaten abimden ötürü de sürekli tiyatro hayatımızdaydı Adana'da. Birazcık da Adanalı olmak işte düşkünlüğümüz var tiyatroya. O anlamda böyle merakla falanla filanla başladı yani. Bahtiyar Memili, usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın ön ayak olmasıyla Yasak Elma'ya başladığını ifade etti. Ben yine bir işle alakalı Adana'daydım. Erdal Özyağcılar sağ olsun ön ayak oldu diyeceğim çünkü şöyle bir şey. Bir rol var Erdal Özyağcılar'ın yanında ve benim bu işi iyi çıkartacağımı düşündü. Onun gibi bir insanın size kefil olması ayrı bir ağırlık oluyor. Ben de oradan gelince haber kabul etmek durumunda kaldım ve iyi ki de kabul etmişim. Çünkü bir nevi eğitim gibi bir şey benim için. Yani 55 yıldır bu işin içerisinde olan bir hoca Erdal Özyağcılar. O yüzden çok hani bu kadar ismini zikretmemin sebebi çok saygı duyuyorum kendisine. Oradan gelen telefonla işte böyle bir rol ve benim yanımdasın sürekli. Ben de severek kabul ettim. İlk zamanlar böyle tabii ki o durumun heyecanı vardı ama Sada'yı bir yere taşıdık diye düşünüyorum yani. İnsanlar sevmeye başladılar. Yasak Elma'daki bir rüya sahnesinde Erdal Özyağcılar'ın yerine geçen Memili, seyirci benim başkan olmamı istemedi dedi. Oynadığım bir bölümle alakalı çok fazla eleştiri aldım. O da Yasak Elma seyircisinin işte uzun zamandır izlediği bir şey var. Benim başkan olmamı çok fazla kabul edemediler galiba. ama ben güzel tepkiler alıyorum bu anlamda. Çünkü Sada'yı öyle bir karakter ki, kimisi Seda'yı diyor, ben Sada'yı diyorum falan. İstediğimiz gibi esnetebiliyoruz. Oyunculuk anlamında bana çok fazla şey katıyor. Bahtiyar Memili, abisi Necip Memili'ye olan hayranlığını dile getirdi. Necip Memili güzel bir abi. Bir kere abim olmasından ziyade çok yetenekli bir adam. Onu izlemeyi çok seven biriyim ben zaten. Çocukluğumdan beri. Yani gözlerimi büyüte büyüte izlediğim, özellikle tiyatro sahnesinde. Onun izlemek bana çok fazla şey de kattı. Naif bir adam, güzel bir adam. Gergin taraflarını tabii ki ben de biliyorum ama o abi kardeş ilişkisi galiba yani artık. Benim 6 yaş büyüğüm Necip. Ben ailenin en küçük çocuğuyum. Kaç kardeşiz? 3 kardeşiz. Bir de ortancamız var Özkan abim. Hep erkek mi? Hep erkek. Necip abim 1 yaş küçüğü Özkan abim. Ben ondan da 5 yaş küçüğüm. Ben birazcık böyle daha işte nasıl diyeyim? Rahmetli babam şımartarak büyütmüş. Öyle diyeyim yani. Anne de öyle, aile de öyle. Memili, abisinin oyunculuk yapmasına başta karşı çıktığını da açıkladı. Çok fazla oyunculuk yapmamı isteyen biri değildi Necip abim, evet. Duygusal bir adamım ben. Piyasayı da az çok hepimiz biliyoruz. Yani böyle çok insanın modunu ve enerjisini düşüren bir piyasa yer yer. Yani hayal kırıklıklarıyla karşılaşabiliyorsunuz, üzülebiliyorsunuz, sizi üzenler çıkabiliyor. Abim galiba onu yaşamamı istemedi. İlk zamanlar, ilk etapta. Daha sonra işte o da izliyor galiba beni arada bir, bilmiyorum bakıyor mu da konuşuyoruz yani. Bahtiyar Memili ile Necip Memili pazartesi akşamları rol aldıkları dizilerle birbirlerine rakip oluyor. Böyle garip keyifli şeyler söylüyorlar. Özellikle akrabalardan geliyor öyle şeyler. Biz artık seni izliyoruz falan geyiği yapıyorlar da. Galiba onlar izledikleri diğer diziden biraz sıkıldılar. Yasak Elma'nın öyle bir olayı yok. Yasak Elma'da her bölüm başka bir enerjiyle bir şeyler izliyorsunuz. Rakip yani bana, ben ona rakip değilim yani öyle bir iddiam falan da yok. Haddime bile değil. Ama diziler birbirine rakip.
çoğu zaman da geçebiliyoruz galiba reytinglerde onları. Çok alakasız başka hikayeler zaten. Seviyorum oyunculuğunu ya, güzel adamdır. Aynı zamanda Necip Memili'nin de çocukluk arkadaşı olan Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'un geçmişte babasıyla Adana'da işportacılık yaptığı gündeme gelmişti. Caner Cindoruk da Adanalı ve son dönemde işte babasıyla toka satması, işte işportacılık yapması vesaire, onlar konuşuluyor. Sizin hayatınızın bir döneminde de böyle şeyler oldu mu? Necip abimin çok eski arkadaşı, bizim de ailemizde, benim abim gibi. Hani annem ve babam için evlatları gibi. Evet, o öyle hikayeler yaşadılar onlar. Necip abimin de geçmişinde böyle çalışmışlığı falan var. Benim yok. Hani az evvel de dediğim gibi ben ailenin en küçük çocuğuyum. Çok çalıştırmadılar beni. Gülüyorum, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler sana da. Eyvallah. Sağ olun.